tanısı tamam. Yani hipoksik iskemi gezer. Fakat kimse altını çok eşelememiş. Kadıncağız uyanık tabii, duymuş sağdan soldan. Ben yani yeniden çocuk istiyorum diye geldi bana. Çocuğu muayene ettiğimde, evet eski videolarını falan izledim. Bir progresif distolisi var çocuğun. Daha önce yok. Şimdi cerebral palsinin birinci kuralı ilerlemez. Hastalık kötüye gitmez. Eğer hastalık kötüye gidiyorsa altında bir ek bir şey daha vardır. Eski metabolik testleri de var ve normal görünüyor. Ailenin bir çocuk isteği var. Daha önce böyle bir şey duyan arkadaşımız var mı salonda? Progresif distoni, cerebral palsi benzeri klinik tablo. Ülkemizin baş belası hastalıklarından birisi bu tetkesinin tipidir. Bunlar başlarının büyük olmasıyla meşhurdur. Kafa çevreleri büyüktür normalde. Doğumda o yüzden hep bu makrosefalide sıkıntıları vardır. Anne baba burada akraba değil ama çocuk da homozigot. Yine kritik şey. Ben buna çok hızlı test yaptım kadın gibi olduğu için. Anne taşıyıcı, baba normal. Yapılan değerlendirmelerde uniparental dizon 19 çıktı. Güney sabah anlattığı konu. Yani burada. Tabii şimdi bu iyi haber. Baba normal olduğu için ailenin yeni gebeliğinde tekrarlama riski yok. Ama çocukta bir tetrastritik mi var ve bu hastalığı tedavi etmediğinizde bu çocuk herhangi bir zamanda pat diye ölür. O yüzden metabolizmaya sattım hastayı ve onları ilettim. Tabii üniparantel düzüm bilgiler fazlasıyla anlattım. Yine bir başka vaka. Bir çocuk doktoru arkadaşımızın çocuğu. Çocukta cerebral palsi tanısı konuluyor. İzmir'de yaşayan bir meslektaşımız. Bu arkadaş diyor ki ben yeniden gebe kalmak istiyorum. Benim çocuğum da tekrarlardım. Oradaki arkadaşlarımız diyorlar ki tekrarlama cerebral palsi hipoksiye bağlı oluşmuş. Sonra gönlü rahat etmiyor. Bana ulaştı. Ben çocuğun fotoğraflarını istedim. Biraz sonra başka bir hastanesini göstereceğim. Çocuk bir dişi aşaması. 7. kromozomda bir delesyon. Kocaman dudakları vardır. Bu çocukların şeyleri vardır. Pulmoner stenoz duyguları vardır. Supravalve, aortik stenoz bulguları olabilir. Ve bu çocukta Allah'tan tekrarcı bir hastalık değil ama çocuğa da bu hastalıkla ilgili hiçbir tedavi uygulanmamış bugüne kadar. Çocuk hipotonik olduğu için asfiksi geçmiş. Yani tavuk mu yumurtadan, yumurta mı tavuktan. Burada o manzara yumurta tavuktan durumuyla sonuçlanmış. Çocukta cerebral palsi geçmiş. Çok önemli bir cümle söyleyeceğim. Yani her cerebral palsi araştırımından başka bir mesajım yok burada. Cerebral palsi sıklığı 1000'de 4. Serçevi Türkiye üye sayısı 200 bin. İlla cerebral palsi deyince spastik çocuklar aklınıza gelmesin. Çocukların eli ayağında tutma güçlüğü, işte dengesiz yürüme bilmem ne şikayetleri beraber sizden çok cerebral palsi hastalığı var. %90'ı genetik kökenli. Altında genel bir hipotoniyle ilişkili bir genetik hastalık var ve mutlaka araştırdım. Yani bu onunla ilgili olduğunda çünkü ailelerin tekrarlayan cerebral palsili çocukları olabilir. Bir kavga konusu, geçen gün bir cesaret gösterdim. Acar abinin olduğu bir ortamda anlattım trombofiliyi. Hala buradayım, yaşıyorum. Şimdi trombofili kadın doğumcularla genetikçileri birbirine düşüren konu. Bir grup diyor ki genetikçiler, diyor ki trombofili diye bir hastalık var ve tekrar gebelik kayıplarını önemli, tedavi gerektirir. Bir kadın doğumcuların bir kısmı fenotolog gruplarla özellikle kavga ediyorum, onlar yoktur. Sonra ben bir gün elim jetonum bazen geç düşer, 13 sene sonra düştü jetonum. Ne olduğunu anladım. Bana bir ışık geldi. Şimdi bizim anlaşamama sebebimiz şu. Şimdi biz genetik hastalıktan bahsedince herkesin aklına tek gen hastalıkları geliyor aslında. Yani mutasyon varsa klinik var, mutasyon yoksa klinik yok. Mutasyon olması mutlak klinik tabloyla ilişkili gibi düşünüyor. Trombofili bir iyilim hastalığıdır. Bu bir kesin hastalık olacak bulgusu değildir. İkinci bir şey üzerine bilmezse bir şey olmuyor. Şimdi bakın burada bir şey. Biz Gülay'la burada birkaç bin hastalık değerlendirdik. Çevre tek gen ve polijenik arasında bir yerde. Şimdi bizim genetik hastalıklarımız var. Gülay gösterdi. Şimdi buradaki mutasyonlar eğilime yol açıyorlar. Eğer kişi tarlada çalışıyorsa tromboz olmuyor. Beden işçisiyse tromboz olmuyor. Ama banka memurusu olur. Dolayısıyla eğer bir eğilimi varsa banka memurları gebelik kaybını yaşıyor. Sekreterler gebelik kaybı yaşıyor. Yeni doğan hemşireleri de olmuyor. Biz bunu Bilal'le uzun süre meslek gruplarına göre takip ettiğimizde anladık ki bu çok önemli bir parametre. Yani biz genetikçiler bunu var dememize sebep şu. Biz mutasyonu bulunca ikinci şeyi soruyoruz. Meslekle ilişkilisi, yeme içme alışkanlığı, kilosu bilmem nesi.
risk altında da değildir diye yorum yapıyoruz. Halbuki hep insanı dönüp yayınlara baktığımızda yayınlar diyorlar ki var, biz olanlarda istatistik yaptık, çıktı çıkmadı, biri çıktı diyor, biri çıkmadı diyor, şans faktörü. Halbuki subgruplarına ayırsalar böyle mesleğine, hareket düzeyine, alışkanlıklarına, sıvı alma miktarına falan göre. Dolayısıyla eğer hastanın ailesinde bir öykü varsa ya da eğer kişinin böyle bir hareketsizlik durumu varsa, yeterince sıvı almıyorsa, trombofil testlerinde pozitif çıkmışsa bu hasta yüksek risk altında. O faktörleri kaldırırsanız ortadan, ilaç vermenize bile gerek kalmadan tedavi olabilir. Yani biz bazen diyoruz ki sadece yürü, bol sıvı iç bilmem ne, bunlarla düzelen hasta sayımız çok fazla. Multifaktöriyel hastalıkların bir karakterinden bahsedip hızlıca geçmek istiyorum. Şimdi bunlarda çok doğru olmamakla beraber bir eşit değer kavramı var. Diyelim ki bir 5 puanlık faktörün dolması gerekiyor cezaya girebilmesi için hastanın. Burada 2 gen puanlık bir mutasyonu var, 1 puanlık bir mutasyonu daha var. Aynı zamanda çok kilolu, benim gibi de az yürüyor. Şimdi alıp 5 puanı tamamladım. Az yürüyor, ortadan kaldırın, kiloyu verdin, kaldı 3 puan. 5 puanın altına düşürdünüz hastayı. Hasta tromboz olması olasılığını azaltacağız. Yani olaya tamamen bu gözle bakmak lazım. Tabii bizim hani şu değeri tam hesaplayacak durumumuz olmadığı için sıkıntı yaşıyoruz ama biz bu hastalara bu gözle bakarsak, her önümüze gelene heparin vermek yerine doğru bir planlama yaparsak trombozlarda biz bu hastalık meselesini engelleriz. Çok hızlı geçeceğim bunlardan. Size bazı tromboz öyküleri göstereceğim. Bu Zeki Akar'ın bir hastası. Annede bu bahsettiğimiz bütün trombofili öyküleri var. Bu çocukta da aynı zamanda protein C eksikliği var. Görüldüğü üzere distal, bakın şurada anne karnında da trombozlar olmuş. Şöyle bir parmak gitmiş yerinden. Protein eksik. Homozigot. Ve şurada da görüyorsunuz şeyleri var. Terminal transfer split defekti var. İntraterin olaya bağlı. Şurada net bir demarkasyon hattı görüyorsunuz. Tromboz, bu da başka bir hasta. Toplam etki diye bir şeyden bahsediyoruz biz burada. Faktör 5 Leiden mutasyonu olanlarda sabah bahsettiğim gibi evreceli genelde polimorfizm, bazı polimorfizmleri varsa hastada klinik tablo ortaya çıkmıyor. Yani o yüzden tek bir şeye bakıp hastaya öylesin, böylesinden cek vurup değişir. Yürüyüş günleri, hareket. Evet, ben de saçmalıyorum. Ben eğer adına konuşamadım ama,
kişiye anlam ifade etmez. Ama faktör 5 Leiden heterozigot olan bir hastada MTF'de homozigot sayıda birleşik heterozigot ise 1 artı 1 4 eder. O yüzden hani buradaki manzara aslında kombine trombofili bizim en büyük karın ağrımızdır. Yani birden fazla eğer trombofili faktörü varsa o zaman iş agrele oluyor. Ve bir şekilde burada ne kadar faktör devreden çıkarsa ya da devreye girerse o kadar klinik tablo ortaya çıkıyor. Yok yok, şimdi şöyle, bazı hekimler sadece ne devreyi istiyor veya sadece devreyi faktör istiyor falan veya sadece antifaktör hangisi şeyle yapılan şey. Biz hastanede böyle bir sistem tutuyoruz. Trombofil paneli, sizce tüp paneli isteyen hiç olmazsa devreye çıkarsa bunu biraz yaratıcı oluyor. Genelde ama bu şekilde yaklaşmaya çalışıyoruz. Tabii biz bu tartışmalar yürürken biz Gülay'la sürekli bu konuda 6000 vakalık değişik amaçlarla sınıflandırılmış vakalar üzerinde araştırmalar yaptık. Bakın bir tanesi batın siyah, bu gruplarda yaptığımız yeni doğan döneminde batın siyah ya da mekonyum boyalı bebeklerde yaptığımız çalışmada şu bölge. Bunların annesinde kombine trombofil çıkma oranları ve trombofil çıkma oranları %60'lara vardı. Toplum sıklığı %6 olması da rağmen 10 katına yakın. Bunu hani ne kadar çok seride vakada gördüğünüzü göstermek için vaka bolresini gönderdim, getirdim. Mekonyumla boyalı çocuklar. Bu grup hastalarda çok ciddi sıkıntı şey yapıyoruz, yaşıyoruz. Ve bu grup ailelerde cerebral palsy oranları daha fazla artıyor. Sadece işte vakayı bir bütün olarak değerlendirmek gerekiyor burada. Yani sadece bir şeye bakmamak gerekiyor. Cerrahi komplikasyonlara geçmeden önce var mıdır aklınızda takılan bir şey? Bir sorum olacak hocam. Buyurun hocam. Şimdi mesela trombofili paneli 8'li panel bakılıyor. Hani iki sentimetre. Teknolojiye bir düşüğü takip eden hastalar. İyice düşük falan diyor. Ama bazen bakıyoruz mesela tek düşüğü var. Hastanın hemen istemiyor. Yani. Çok gereksiz bir durum. Yani aile öyküsü varsa, hani ben bunu ayırıyorum, hani babasında derinmenin tromboz var falan, o zaman ben de istiyorum. Ama onun dışında çok gerekli değil. Tekrar gebelik kaybını kaçırdıktan sonra söylüyorsunuz. Biz şöyle yapıyoruz, biz birinci gebelikte bile düşük materyalinden kromozom analizi öneriyoruz. Kaydı alalım diye. Çünkü şununla çok karşılaşıyoruz. İki kere trombo gebelik kaydı oluyor hastanın. Birincisi trizomi 7, ikincisi normal. Ha, şimdi o zaman diyoruz ki sebebi bilinmeyen bir gebelik kaybımız kaldı. Trizomi 7 tekrar etmez ama bir tanesinin sebebini ayırt edin. İki kere kromozom değişikliği tespit edilmeyen bir gebelik kaybı oldu. Artık biz araştırma yollarına düşüyoruz. Var mı falan filan diye ve bu
grup hastalarda yaygın bir mesenteral trombozu %30 ve üstü oranını yüksek buluyor. İlker diye bir arkadaşın teziydi. Sonra ardından biz bu vakalarda trombofil testleri yaptık. Evet yüksek de çıktı. Fakat şunu da denedik. Nuri danışmanla beraber yaptık ki 20 kadar hastaya biz bunlarda heparin verdik. Hani acaba test ettikten sonra bir şey olur mu diye. Doğum sayılarında bir artış çok fazla olmadı. Hani ekstra bir başarı da olmadı. Bir şey de geri dönmedi. Yani oligoidramiyozu da azaltmadı vakalar. Ama bir böyle bir sebeple trombofilin ilişkisi olunca da refleks olarak o verme hastalığı başladı. Muhtemelen onun pilini çeken uzunsuz insanlardan birisi biziz. Trombofili varsa zaten veriliyor. Evet. Hayır, ona böyle bir faydası yok. Oligoidramiyoz gelişmiş, şey başlıyor. Yok, hiçbir faydası olması ihtimalini ben de düşünmem. Çünkü bir açıklaması olması gerekir. Biraz önce Romil Lebrant'tan bahsettik. Bununla ilgili zaten hani durum net. Şimdi bir tane, biraz önce bahsettiğim aslında doktor arkadaşımın babası. Ben biraz aralarda fazla girdiğim için. Şimdi bizim bu hastalarda en sık gördüğümüz durum otoimmün hastalıklar, yara ile enfeksiyonlarında HLA-B51 pozitifliği. HLA-B51 pozitifliği ciltle ilgili otoimmün hastalıkları körükler. İlla behçet hastalığı olacak diye bir şey yok. Bakın HLA-B27 pozitiflerde, eklemlerde ve intervertebral bölgelerde daha çok sıkıntılar olurken, hani o gruplar buldular. HLA-B51 pozitiflerde ciltle ilgili inflamatuar süreçlerde pozitif bulgular oluyor ve bunlar da yara yerine serum sızıntısı ve buna bağlı da enfeksiyonların sıklıklarında bir artış oluyor. Bununla ilgili bizim hani artık yayınlayacak hale gelmeye başladık ama bir türlü yayınlayamadık bu verilerimizi. Çok önemli. Hashimoto tiroiditi öyküsü olan vakalarda, tip 1 diyabet gibi otoimmün hastalık öyküsü olanlarda biz bu olayları birazcık daha fazla görüyoruz. 32 yaşında bir hasta, kadın hasta, doğum sonrasında yara yara enfeksiyonu var ve tedaviye dirençli. Böyle bir durumda rutinde ne yapmayı düşünüyorsunuz? Yani yara yara enfeksiyonu antibiyotik veriyorsunuz ve sonuç elde edemiyorsunuz. İşler yolunda gitmiyor. Yani sizin rutininizde böyle bir şeyle karşılaştığınızda ne yapıyorsunuz? Sizin var mı böyle bir başka görüşünüz hani bu doktoru yok? Normalde gittin alıyoruz. Kötüde verin o açtan sizin zaman göre ilaç tedavisi ediyorsunuz. Ama eğer hani dirençli ise başka şey bir tedavisi olduğunu bulmak için yoksa onun bir tedavisi bir hasta olmuş bir ne sendromu? Sweet sendromu. Ha, anladım. Yani bana göre bütün esteroid tedavisiyle 3-4 dönem toparlamışım. Şimdi bu öyküde devam edince bu vatandaşın bir kardeşi lenfomadan X. Biz bu lenfomadan X'lik cümlesinin cümle bizim için bu kamu variyabul immun deficiency'nin habercisi. Ailelerde özellikle Epstein-Barr virüsüne bağlı duyarlılık, yani ona duyarlılık sıklığında artış oluyor ve lenfomalarda sıklığı oluyor. Biz yara yara enfeksiyonlarıyla ilgili o grup bir çalışma grubu oluşturdu Avrupa Birliği'nde. Onların da bulduğu en önemli şeylerden birisi civit grubu, enfeksiyonlar toplumda sıklığı. Şimdi immün yetmezlik deyince biz pediatrik dönemli hastalıkları gibi değerlendiriyoruz bunları ama civit grubunun birçoğu erişkin dönemde başlıyor. 20 yaştan sonra ilk bulgularını veriyor. Ama geçmişlerini incelerseniz hep böyle bu hastalarda nane molla sınıfında oldu. Yani böyle ya rüzgar esince hasta olurdu zaten. Biraz diyen denilen çocuklarda daha fazla bu durumun şeyi, durumu. 32 yaşında bir kadın hasta. Trombektomi sonrasında pulmoner emboli oluyor. Şimdi bizde artık böyle özellikle doğum günlerimizde ezbere söylediğimiz cümleler var. Doktora soruyorlar, gerekçe olarak zaten trombektomi yaptık, oradan kopan parçalar tromboz yaratmıştır falan. Hani böyle bir trombozu zaten vardı ya, oynattık ya yerinden falan gibi. Fakat soru şu, trombozun nedeni ne? Hastada yine anamnezi kurcaladığımızda preeklampsi öyküsü var. İki kere ilk trimester gebelik kalbi var ve faktör 5 layda mozgun bu hastada. 8 yaşında erkek çocuk, apandisit operasyonu, okut apandisit. Fakat 2 gün sonra üroloji kliniğine konsülte ediliyor, dizürisi var. Sık idrara çıkma, idrar kaçınma öyküsü başlıyor çocukta.
Şimdi ürologlar, çocuk ürologlar arkadaşlar araştırdığında üriner retansiyon kalısı tutanıyor. Ve iç sfinkterini potansiyel olarak gevşetmek için alfa-blokör başlanıyor hastaya. Hasta benzer şikayetlerle 2 ay sonra tekrar başvuruyor ve pediatrik konsültasyonu isteniyor. O sırada konsültasyon sırasında 2 cm karaciğerin kosta kenarını geçtiği tespit ediliyor. Şimdi ilk tanı doğru. Bu aşamadan sonra ne yapmayı düşünüyorsunuz bu hastaya? Ben 10 mm sarılırdım böyle bir hastada. Üriner retansiyon. Yazacağım anahtar kelimeleri şuradan seçeyim. Üriner retansiyon derdim ve hep adasını dönemeyelim. Derdim. Ne çıkacağı bizim ülkemizde yaygın olan bir manzara. Efendim? Bu ihtimal de var. Her zaman olabilir. Sonra hastada zaman geçiyor. Bir yıl sonra yutma güçlüğü. Anormal yutma çalışmaları sonuçları çıkıyor ve aspirasyon öyküsü var. Spesifik olmayan bir diffüz beyin fonksiyon bozukluğu. Ensefalopati ile uyumlu anormal EEG. Anormal bir bayat testi sonucu ve şiddetli diffüz beyin sapı iletimi gecikmesi, hafif iletim tipi işitme kaybı uyumlu. Ezotropi gelişiyor gözünde ve gelişimsel gecikme başlıyor. Yani çocuk gelişimi bir yerden sonra duruyor. Bu verilerde bir sene sonraki uyumu ilerseniz karşınıza çıkacak hastalık bu şekilde nöropatik türüdür. Bizim hastalığın ülkenin yaygın hastalıkları Hatay Adana bölgesinin baş belası. Bu civarlarda inanılmaz sayıda hastamız var, boşa hastamız ve nöropatik tip özellikle Türkiye'de çok yaygın. Eğer burada hani biraz önce dedim ya, bütün nadir hastalıkları bilmek imkanı bile yok. Ama o semptomlarla biz ilk iki bulguyla bile bilirsek, yani ben bunları denedim buraya gelmeden önce, yaparız dedim, o yapmadım, zaman kaybettirmeyiz de daha önce. Burada apandisit dışı diğer bulgulara, üriner retansiyon ve siz eğer hipotosiklonomegali diye girerseniz baktığım ilk boşa hastalığı çıkıyor onunla. Yani tanıyı bize koydurabilirdim. 5 yaşında erkek çocuk, dişlerinde sorunlar nedeniyle pedodont kliniğine başlıyor. Ankara'da bir hastalık, çok üzücü bir hikaye. Genel anestezi altında tedavi kararı veriliyor. Çocuk biraz haşarat bir çocuk, kıpırdayıp ağlıyor, bağırıyor, tepkiyle idare edemez diye. Anestezi uygulanmaz, halotunu verdikleri anda kardiyak arrest gelişiyor. Yaklaşık 40-45 dakika süren bir şeyde işlemden sonra canlandırma aşamasından sonra uyanıyor. Yani şey yapıyor, çocuk canlandırılıyor ama beyin hasarı gelişiyor. Ve bundan bir 15 gün sonra da beyin ölümü gerçekleştiriyor çocuğun. Aile tabii bütün ekibi mahkemeye veriyor. Bu arada diş hekimliğine biz sürekli test falan yaptırdığımız için bizi de tanıyorlar ve bize olayı yansıtıyorlar. İşlem sırasında bir ateş tarif edilmiyor hastada. Hastanın, ben tabii gene de ateş tarif edilmemesine rağmen bu tür durumlarda bizim en çok gördüğümüz malign hipertermi meselesini araştırmak için 2G'li DYR1 ve GAMMA1 eskerlerini dizanetle çalışıyorum ve DYR1 genine mutasyonu tespit ediyorum. Şimdi burada bu iş neye yaradı? Bir kere bütün ekip mahkemeden kurtuldu, aileye anlattı. İki, hastanın abisinde aynı mutasyon var. Bu dominant bir hastalık, anne ve babada mutasyon yok, donadan mozaiksin muhtemelen. İkisinden birisinde var ve bu durumda ben dedim ki, sizden, hani mozaiksiniz belli ki, anne baba, herhangi bir şekilde ameliyat olacağınız zaman bunu anestezi doktorunun haberi olması gerekiyor. Yani onlar gerekli tedbirlerini almaları gerekiyor. Abi, büyük ama tabii ameliyatın eşi olmamış çocukcağızın. Ama ilk ameliyat olduğunda onda da aynı manzara başlarına gelecek. Çocuk sonra öldü. Mahkemeler bitti. Aileye detaylı bir not yazdık. Bunu göstermeden ameliyat olmayı bütün aileye yasak etti. Böyle bir durum. Başka bir ani ölüm öyküsü. Bir tane yüzücü çocuk. Bu çocuk yüzme şampiyonu, madalyalı. Beline kadar suda boğuluyor. Gel, can diliyorum Mersin. Bir öğretim üyesi çocuğu. Bizi arıyorlar. Çocuğun otopsisi yapılıyor tabii şüpheli ölüm statüsünde. Bu da bir başka ralleci, çok meşhur bir ralleci. Bu da trafik kazasında ölüyor.
bir şeyde gidiyor kantırın arkasından vuruyor. Çok akıllıca bir durum değil. Bu da bize yansıyor olay. Biz her ikisinden de bizde moleküler otopsi diye bir kavram var oturmuş artık dünyada. Aldığımız örnekten DNA testi yapıyoruz. İkisinde hastalığı aynı. Uzun kürtel sendromu. Biraz önceki gebelik kayıtlarında. Yani önce ölüyor, sonra boğuluyor. Önce ölüyor, sonra trafik kazası yapıyor. Yani ölüm önce, sonraki aşamada. Bu hastalarda bir de aslında gidiyorsunuz getireyim diye düşündüm ama 3 sene kadar önce Mısır'da bir tekvandocu çocuğumuz maç yaparken aniden kalbi durdu. Pat diye yere düştü, öldü. Birileri tansiyon düştü diye ayağını kaldırdı bilmem ne. Seyitan Akbalık diye bir çocuk. Bu çocukla ilgili biz çok uğraştık bunun materyalini alalım diye. Çünkü çocuğun ölüm videolarını izlediğimizde tipik bir uzun kürte ölüm sahnesi. Bir anda çocuk duruyor, bir hamle yaparken duruyor ve yere yürüyor. Bir an arrest oluyor yani çocuk ayakta. Ve kurtarılamadı çocukları. Kardeşi de tekvandocu bu arada. Ve biz bütün ülkeyi ayağını kaldırmamıza rağmen adetlikten örnek alamadığımızdan çalışamadık. Ve o çocukta da arıttı mı? Kardeşi de arıttı. Mahallenin muhtarını aradık. Bize aileyi yönlendir diye bilmem ne bilmem ne. Efendim Tekvando Federasyonu Başkanı'nı aradık. Fakat hiçbirinden bir yol maalesef edinemedik. Bu olaylar çok yaygın. Erkek genç ölümlerde özellikle mutlaka moleküler otopsi yapılması gerekir. Bu aile fertlerinin hayatını kurtaran bir şey, birçoğunun ailesinde. Çünkü bu hastalıklar oluyor. Son olarak diğer detaylarına girmeyeyim bunların. Kanı zannedilen semptomlarımız var bizim. Diyabet bunlardan birisi. Bunu hastalıklarda biz şunların herhangi bir tanesini görebiliriz. Mitokondriyal diyabet konusuna özellikle dikkat çekmek istiyorum. Diyabet hastalarında eğer hastada halsizlik, göz kapağı düşüklüğü veya ek olarak hastalarda başka kalp gibi organlarda sıkıntılar varsa mitokondriyal diyabet bütün diyabetlerin %5'idir. Modi bütün diyabetlerin %10'udur ve bu grup hastalarda yanlış tanı oranları çok yüksektir. Kistik fibrozis Türkiye'nin önemli bir diyabet nedenidir. Genç yaş başlayan diyabetlerde kistik fibroz mutasyonlarının bir kısmı pankreas yetmezliğin bulguları başlamadan önce diyabetle seyreder. Bizim uyarması gerekir. Kısaca olur, uzunca anlatacaklarım böyle. Bu grupla ilgili komplikasyon meselesiyle ilgili sorularınız varsa yanıtlayabiliriz. Hadi bırakmayın. Antitripsin eksikliği yaygın olarak çıktığına dair birkaç yayın var. Şimdi alfabin antitripsin eksikliğinin 3 tane yaygın mutasyonu var. MZ ve neydi o? Öyle bir şey. Mutasyonları. Şimdi bu mutasyonlardan herhangi birisini heterozigot taşıyanlarda sigara içtiği takdirde amfizem gelişme olasılığı 10 kat 15 kat artıyor. Uzamış sarılık olasılığı artıyor. Yine aynı hastalarda buna benzeyen akciğer enfeksiyonu. Bunlar da hikaye şu, antitripsinin miktarını azaltmaya yönelik mekanizma devre dışı kaldığı için bunlar da şeylerde enfeksiyon tıklığı devre sonrasında gelişiyor. İlerinde çok bildiğiniz bir şey, kistik fibrozisin taşıyıcıları heterozigotlarında sinüzit ve akciğer enfeksiyonlarına eğilim miktarı artıyor. Toplum sıklığı 25'te 1 bunlarda. Tabii toplumda kistik fibroz taşıyıcı sıklığı inanılmaz yüksek maalesef. Buna benzeyen durumlar. Aslına bakarsanız şöyle, yani hepimizin hekim olarak mekanizma bilgisini ortaya koyduğumuzda tahmin edebileceğimiz şeyler ama tahminle yürüyebileceğimiz için aslında oturup bol bulgu taraması ve şey taraması, oyun taramasıyla yani surgery ve lung infections diye girdiğiniz zaman çıkan hastalıkların listelerini ailelerde taradığınızda birçok şey bulacaksınız. Tabii hani asıl ana konuyu da kaybetmemek lazım ama özellikle dirençli vakalarda
hani araştırmak gerekir. Belki hani her hastada oturup o kadar incik incik oynamak bizim hiçbirimizin böyle bir vakti yok yani bütün polikliniklerimiz hayatımızın içinde. Ama sonuçta özellikle sıkıntılı dirençli vakaların ülke ekonomisine zararı çok fazla. Amerikalılar şöyle bir rakam açıkladılar nadir hastalıklarla ilgili. Diyorlar ki bütün sağlık paramızın harcamamızın %40'ını bu grup hastalara harcıyoruz yanlış tedavi nedeniyle. Daha sıkıntılı bir rakam, bunların tedavileriyle ilgili SGK'nın bana verdiği bir rakam. Şu anda Türkiye'de harcanan her 3 lira ilaç parasının 2 lirası nadir hastalıklara gidiyor şu anda. Toplam ilaç bütçemiz 31 milyar lira. Bu da kabaca 20 milyar lira gibi bir rakam ediyor. Nadir hastalık ilaçlarına gidelim. Yani bizim aslında konunun ciddiyeti meselesi o yüzden çok mühim ülke ekonomisi açısından. Buyurun hocam. İki binde birden daha az görülen bütün hastalıklar nadir hastalık sınırsının üstünde değerlendiriliyor. Bu hastalıklarda aslında işte tabii şöyle yani genç araştırmalarla çoğu çıkıyor. %80'i genetik kökenli hastalıklar, %20'si ise immünolojik hastalıklar ve enfeksiyonlar. Enfeksiyon hastalıkların içinde de bir de nadir kanserler diye bir grup oluştu şimdi. Örneğin gastrointestinal stromal tümörler falan, ENT grubu dediğimiz tümörler. Bu grup tümörleri falan da ayrı bir sınıfa ayırdılar. Toplumda bizim hani her gün görmeye alışık olduğumuz hastalıklarda eğer, ben aslında öyle bir slide hazırladım, bir sonraki sunumda var ama eğer bir şey acayip gidiyorsa, yani nadir hastalığı ne zaman düşünmemiz gerekiyor? Örneğin hasta 8 yaşında miyokard enfarktüsü geçiriyorsa, atipik yaş, erken başlangıç, ondan sonra atipik seyir, ondan sonra ek diğer organ bulguları olması gibi bulgular bize bu durum normal değil demeye geliyor. Şimdi biz dosyaya hani yazıyoruz ya sıkça, atipik bilmem ne. Hani o atipik kelimesini yazma ihtiyacı duyuyorsanız orada nadir bir hastalıkla karşı karşıyasınız ve benzerlerini araştırmanız gerekiyor. Sayısı fazla. Bu nedenle hani ben size tam büyük ipuçları veremem ama bir şey acayip gidiyorsa hastaya her zaman yaptığınız ameliyatı yaptınız ve yara yerinde sızıntı varsa işte bağırsakta amidiktiniz bağırsağı ve sızıntı var orada. Orada örneğin Engelstadlos sendromuyla karşı karşıya olabilirsiniz. Bu bir ihtimal. Bir tane kadın doğumcu arkadaşımız var Ankara'da. Şimdi bu bir gün bana çıktı geldi dedi. Ben doğum yaptırırken 3-2 kere dirseğim çıkıyor dedi. Şimdi bir insanın dirseği niye çıkar? Hani var bir konumunuz yoktur yani. Muhtemelen varsa bir tanesi. Tabii muayene ettim. Bütün eklemleri gevşek, cildi gevşek. Engelstadlos sendromu tiptir. Mutasyonunu bulduk. Ondan sonra C vitamini başladık. C vitamini başlanmasıyla beraber hem yaradaki sıkıntılar, hani yara iyileşme süreleri düzeliyor hem de bu çıktıklar, mutluklar öneriyor işte azalıyor. Biraz egzersize yönlendirdik, kaslarını güçlendirdik. Şimdi tekrar doğumlarını yaptırtıyor. yoksa cerrahiye mi geçsem, cerrahi onkolojiye mi geçsem diye düşünüyorum. Yani. Onkoloji tarafından geçsem diye. Tabii bir şey. Şimdi bu nadir görülen hastalıklar dediğiniz gibi ileride ayrı bir yerde. Uzun hastalıkları. Yani ayrı bir bütçeyle ödenir ya da yapılır olursa ülkede bir sistem baştan aşağı karışmayacak. Yani öyle olacak. Hukusal yönünden, ekonomi yönünden, her hastanın davası yönünden, hiçbir beyin orada inceleme ettiğiniz için şu hastayı inceleme ettiğiniz, paramız mı yoktu gibi daha az olacak hepsi. Aslına bakarsanız nadir hastalığın en iyi tanı konulduğu ülke neresi? En iyi ülke yer Türkiye. Muhteşem bir ülke. Şimdi ben bir yıldır Avrupa Nadir Hastalıklar Komisyonu üyesi, bu yılda başkan yardımcısı olarak seçildim. Nadir Hastalıklar Komisyonu'ndaki Avrupa'daki anlatılan hikayeleri dinleyince ki biz Bilal'le Avrupa'dan çok hasta bakıyoruz. Yurt dışından geliyorlar. Kalbimiz sıkışıyor çünkü genellikle birinci basamağa geçemiyor bu hastalar. Yani bir türlü ulaşamıyorlar. Avrupa ülkeleri sizin söylediğinizden çok endişeli. Ben Türkiye için çok endişeli değilim. Bizi bundan daha fazla mahkemeye zaten vermem. Avrupa'da aile hekimleri bizden nevren önlerince kendi abla dedi,
yüzden mesela zar diye gündeme geldi. Yani nefrolokardiyolog falan filan. Aile hekimlerine yönelik Avrupa'da genetik eğitim programı müfredatı bitti, hazır. Bunu ben Türkiye'de uygulamasını yapmak için Aile Hekimleri Derneği'yle bir haberleştim. Bir onu uygulamaya başlayacağız. Çünkü kritik yer aslında onlar en genel bakabilenler olur. İkinci aşama genel pediatri dahiliye. Çok kritik. Şimdi sen gastroenteroloğa gönderince hastanın kalp hastalığına kalması olasılığı artıyor. Yani iki bulgu, bulgusu varsa hastanın birisi gözden kaçıyor, o bulgu tespit edilemiyor. Bulgu bir aradaymış gibi değerlendirilmiyor falan, böyle bir sürü kargaşa. Tabii ki yan dal uzmanlarına ihtiyacımız var, hiç tartışmaya lüzum yok ama Avrupa Birliği'nin genel kararı sayıyı düşürelim. Sadece konsültan olarak kalsınlar, çok sıkışınca iletelim onlara ama geri kalan ana dal uzmanları esas bizim önem vereceğimiz eğitimle bütün insanlar olsunlar gibi bir şey var. Yani haklısınız endişelerinizde ama gerçekten çok büyük bir dertle karşımızda şu anda duruyorum. Eser olarak ve yönetim olarak. Alkol değdirecek az bir öğretim üyesinin kızı için aradılar bizi. 18 yaş kutlama partisi. Tek bira ve gece komada geçiyor. Ondan sonra... Kendi başıydı, o enerji sürdüğünüzü yani falan. Hani herkesin o zaman arttırır, herkes bol bol içer. Enerji bir alalım. Yani kızcağıza testi yaptık, alkol ve hidrojenaz 2 enzimi 0 çıktı kızım. Ondan sonra tabii bundan sonra hayatı boyunca bira dahil içecekleri yasakladık arkadaşlar. Ama bu belki herkes endişelendiriyor. Başka sıkıntı yoksa gönderiyorlar, mutasyonu tutuyoruz. Ona göre tedavi yapıyor. Çünkü onlar daha direnç.